Merhaba arkadaşlar. Kimya öğretmeni Ebru Emür. Konumuz zayıf etkileşimler. Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimler nasıl sınıflandırılır? Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimlerin güçleri aynı mıdır? Maddelerin erime ve kaynama noktalarını, birbiri içinde çözünme gibi fiziksel özelliklerini hangi tür etkileşimler belirler? Bu gibi sorularımıza yanıt bulacağız. Maddelerin yoğun hallerini incelerken moleküller arası hangi tür kuvvetlerin etkili olduğunun bilinmesi gerekir. Bu kuvvetler Alman fizikçi Johannes van der Waals tarafından bulunmuştur. Van der Waals kuvvetleri dipol-dipol, iyon-dipol, dipol-indüklenmiş dipol ve London kuvvetleri gibi farklı tip moleküller arası kuvvetlerdir. Van der Waals kuvvetleri hidrojen bağı dışındaki zayıf kuvvetlerin genel adıdır. Diğer yandan hidrojen bağı çok güçlü bir dipol-dipol etkileşimidir. Sadece birkaç element, bunlar flor, oksijen ve azot, fon diyoruz biz bu üçlüye. Güçlü hidrojen bağı yapabildiğinden bu tür dipol dipol etkileşimi ayrı bir sınıflandırmada yer alır. Buna göre zayıf etkileşimler, van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağı olmak üzere ikiye ayrılır. Maddenin bulunduğu hale, kimyasal bağ türü ve elementlerine bağlı olarak moleküller arası etkileşimlerin çekim gücüne birden fazla çekim kuvveti katkıda bulunabilir. Şimdi bu çekim kuvvetlerini inceleyelim. Dipol dipol etkileşimleri. Hidrojen klorür molekülü polar bir moleküldür. Hidrojen kısmı kalıcı pozitif, klor kısmı ise kalıcı negatif yüklüdür. Molekülde kalıcı pozitif ve kalıcı negatif yüklerin oluşmasına kalıcı dipol denir. HCl molekülleri birbirine yaklaştığında birinin pozitif kutbu ile diğerinin negatif kutbu arasında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşur. HCl moleküllerinde olduğu gibi polar moleküllerin kalıcı dipolleri arasında oluşan etkileşimlere dipol-dipol kuvvetleri denir. Dipol-dipol etkileşimleri polar moleküllerdeki kalıcı dipollerden kaynaklandığı için zıt yüklü kutuplar arasında gerçekleşir. Dipol moleküller hareket halinde oldukları için aralarında gerçekleşen çarpışmalar nedeniyle düzensiz olarak bir arada bulunur. Bu da çekimin zayıf olmasına neden olur. HCl, hidrojen klorür, CO2, kükürt dioksit, H2O, bildiğimiz adıyla su ve etil alkol gibi polar moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri vardır. Görselimize baktığımızda hidrojen klorür ve polar moleküller arasındaki dipol dipol etkileşimlerini görüyoruz. Bu etkileşimde hidrojen klorürde hidrojen pozitif, klor negatif uç. Molekülün kısmi negatif ucu diğerinin kısmi pozitif ucuna yönelerek çekim kuvvetleri oluşur. Negatif olan klor, pozitif olan hidrojene yönelerek aralarında bir çekim kuvveti oluşuyor. Pozitif uç negatif ucuna yöneliyor ve aralarında dipol dipol etkileşimleri oluşuyor. Yine negatif uç pozitif uca yöneliyor. Gibi. Bu şekilde oluşan çekime dipol dipol kuvvetleri denir. Bu etkileşimler moleküllerin kısmi yükleri arasında olduğu için iyonik bileşiklerdeki zıt yüklü iyonlar arası elektrostatik çekim kuvvetleri kadar kuvvetli değildir. Onun için zayıf etkileşimlerdir. Dipol dipol etkileşimleri. Diğer bir etkileşim çekim kuvveti iyon dipol etkileşimleri. Polar bir molekül olan suyun içine sodyum klorür gibi iyonik bir katı eklendiğinde katı iyonlarını ayrışarak suda çözünür. İyonik bileşik pozitif ve negatif olmak üzere iki zıt yüklü iyon içerir. Görselimize baktığımızda iyonik bileşik olan
sodyum klorür ile polar molekül olan su arasında etkileşimi inceleyeceğiz. Sodyum klorür de sodyum artı iyonları ve klor eksi iyonları bulunur. Su molekülünde de kısmi dipoller vardır. Su molekülünün oksijeni negatif uç, hidrojenleri de pozitif uçtur. Sodyum artı iyonu su molekülünün oksijeni olan negatif kutbu ile, yani oksijen dipolü ile etkileşecek. Klor iyonu ise su molekülünün hidrojeni olan pozitif kutbu, hidrojen dipolü ile etkileşecek ve aralarında iyon dipol etkileşimi oluşacak. Polar su molekülleri de zıt yüklü iyon, zıt yüklü kutuplara sahip. Hidrojen artı, oksijen eksi kutup gibi. Su molekülünün hidrojeni, yani pozitif kutbu. Su molekülüne bakalım. Sodyum klorür kristalimizi görüyorsunuz, kristal örgü yapısı. Sodyum iyonları ve klor iyonları mevcut. Sodyum artı iyonu ve klor eksi iyonu. Su molekülünde de zıt yüklü iyonlara sahip dedik. Oksijen ve hidrojen. Oksijen kısmı negatif kutbu, hidrojen kısmı pozitif kutbu. Hidrojen kısmı pozitif kutbu dedik, oksijen kısmı da negatif kutbu. Su molekülünün hidrojeni, yani pozitif kutbu, iyonik bileşiğin negatif yüklü iyonuna, yani klor anyonuna, su molekülünün oksijeni, yani negatif kutbu, iyonik bileşiğin pozitif yüklü iyonuna, sodyum katyonuna yaklaşacak. Böylece su molekülü sodyum iyonu ve klor iyonlarını kristal örgüsünden kopararak ayırır. Onun için sodyum klorür su da çözünür, tuz su da çözünür. Bu şekilde iyonik katının iyonları ile polar molekülün dipolleri arasında gerçekleşen etkileşimlere iyon dipol etkileşimleri denir. Başka bir çekim kuvveti dipol indiklenmiş dipol etkileşimleri. Polar moleküllerle apolar moleküller arasında veya polar molekül ile soy gaz atomları arasında gerçekleşen etkileşime dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri denir. Polar moleküllerle apolar moleküller arasında veya polar molekül ile soy gaz atomları arasında gerçekleşen etkileşime dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri denir. Bu etkileşime su ve karbon tetraklor arasındaki etkileşim örnek verilebilir. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oldukça zayıf bir etkileşim olduğu için bu iki molekül birbiri içinde çözünmez denecek kadar az çözünür. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri çok zayıf olduğu için ihmal edilerek yok sayılır. Maddeler bir araya gelirse benzer maddeleri çözer. Benzer benzeri çözer diye öğrendik bunu. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünürler. Diğer bir çekim kuvveti iyon indüklenmiş dipol etkileşimleri. İyonik bir maddenin polar olmayan bir çözücüde çözünmesi bu etkileşimden ileri geliyor. İyonik bileşiklerle apolar moleküller arasında veya iyonik bileşik ile soy gaz atomları arasında gerçekleşen etkileşimlere iyon indüklenmiş dipol etkileşimleri denir. Sodyum iyonları ile karbon tetraklorür molekülleri arasındaki etkileşim iyon indüklenmiş dipol etkileşimlerine örnektir. İyon dipol etkileşimlerinin çok zayıf olması nedeniyle iyonik bileşikler apolar çözücülerde çok az çözünürler. Bu etkileşimler genelde yok kabul edilir. London kuvvetleri, diğer bir çekim kuvveti. Donmuş karbondioksite kuru buz denir.
Kuru buzun kaynama noktası eksi 78 santigrat derece olup oda koşullarında katı halden sıvı hale geçmeden gaz haline geçer. Süblimleşmenin tanımıdır bu. Oda koşullarında gaz halinde olan karbondioksit kuru buz haline nasıl getirilir? Karbondioksit apolar bir moleküldür. Apolar moleküllerin sahip olduğu elektronlar herhangi bir anda molekülün bir bölgesinde anlık olarak yoğunlaşabilir. Elektronların bir bölgede yoğunlaşmasına komşu taneciklerin yükleri, elektriksel alan uygulanması veya taneciklerin çarpışması neden olabilir. Elektronların yoğunlaştığı bölge geçici olarak negatif, diğer bölge ise geçici olarak pozitif yükle yüklenir. Bu durumda molekülde geçici dipol yapı oluşur. Geçici dipollerle indüklenmiş dipol de denir. Geçici dipollere indüklenmiş dipol de diyoruz. İndüklenmiş dipoller arasında olan etkileşime indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol veya London kuvvetleri denir. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol kuvvetleri Fritz London tarafından açıklandığı için bu etkileşimlere London kuvvetleri denir. London kuvvetleri en zayıf etkileşim olduğu için kimyasal bağ tanımına uymaz. London kuvvetlerini elektron sayısı ve molekülün şekli etkiler. Elektronların molekülün bir bölgesinde yoğunlaşmasından kaynaklandığı için elektron sayısı arttıkça molekülün kutuplanabilirliği yani polarlanabilirliği artar. Soy gazlar apolar oldukları için molekülleri arasında London kuvvetleri bulunur. Tabloda 7A grubu moleküllerinin elektron sayılarını ve kaynama noktalarını görüyoruz. Tablo incelendiğinde elektron sayısı arttıkça kaynama noktasının arttığı görülür. Yukarıdan aşağıya doğru elektron sayısı artardı periyodik cetvelde. Flor, klor, brom, iyot diye iniyordu. Elektron sayısı arttıkça kaynama noktasının arttığı görülür diyor. Bakalım elektron sayısı yukarıdan aşağıya doğru artıyor ve kaynama noktası da artıyor. Tablodan da anlaşılacağı üzere London kuvvetlerinin etkisiyle oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyot ise katı halde bulunur. Flor ve klorun kaynama noktası florunki eksi 188 santigrat derece, klorunki eksi 34 santigrat derece, bromunki 59 santigrat derece, iyotunki ise katı olan iyotunki ise 184 santigrat derecedir. İndüklenmiş dipoller arasındaki çekim kuvveti anlık oluştuğu için London kuvvetleri moleküller arası etkileşimlerin en zayıfıdır. London kuvveti elektronların geçici kutuplanmasından kaynaklandığı için polar moleküller arasında da London kuvvetleri vardır. Fakat London kuvvetleri diğer van der Waals bağlarının yanında çok küçük olduğu için ihmal edilir. Sorularımıza geçelim. Aşağıda bazı moleküller verilmiştir. Buna göre hangileri kalıcı dipol etkileşimi gösterir? Molekülde kalıcı pozitif ve kalıcı negatif yüklerin oluşmasına kalıcı dipol denirdi. Hangileri kalıcı dipol etkileşimi gösterir diyor. Dipol-dipol etkileşiminin oluşması için moleküllerin polar olması şarttır. Polar moleküllerin kalıcı dipoller arasında oluşan etkileşimlere dipol-dipol etkileşimleri denirdi. Bakıyorum hangileri polar. Birinci öncülümde klor molekülleri apolardır. Aynı cins atomlar arasında olur. İkinci öncümdeki hidroklorik asit polar moleküldür. Üçüncü öncümdeki amonyak yine azot ve hidrojen olan farklı cins polar moleküldür. Dördüncü öncümdeki karbondioksit farklı cins atomlar var ama moleküldeki elektron yoğunluğu dengeli dağıldığı için molekül apolardır. Kalıcı dipol etkileşimi göstermesi için, dipol-dipol etkileşimi göstermesi için moleküllerin polar olması şarttır dedim. İkinci ve üçüncü öncülüm polar moleküldür. Cevabım C seçeneği. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıda bazı moleküller ve bu molekülleri yoğun fazda bir arada tutan baskın etkileşim türleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur?
Bakalım verilenlere. Molekülümüz XE2 molekülü, etkileşim türü London kuvvetleri olarak verilmiş. XE3 molekülünün ise dipol dipol etkileşim olarak verilmiş. Birinci öncülümde XE3 molekülü polardır demiş. Bakıyorum XE3 dipol dipol etkileşimi demiş. Dipol dipol etkileşimleri polar moleküllerdeki kalıcı dipollerden kaynaklandığı için zıt yüklü kutuplar arasında gerçekleşir. Ve XE3 molekülü polardır. Doğru. İkinci öncülüme bakayım. XE2 molekülünde yük dağılımı eşittir demiş. XE2 molekülü London kuvvetleri varmış moleküller arası etkileşimde. Apolar moleküller arasında yalnızca London kuvvetleri vardır. XE2 apolardır. London kuvvetleri olduğuna göre yük dağılımı eşittir. Apolar molekülleri. Doğru. Üçüncü öncülüme bakıyorum. XE3 molekülünün su içerisinde çözülmesi beklenir. XE3 molekülümde dipol dipol etkileşimi söz konusu. Dipol dipol etkileşimi yapan moleküller birbiri içinde iyi çözünürler. Benzer benzeri çözer. Çözer ilkesiyle gidilirse XE3 molekülü polardır. Dipol dipol etkileşimi olduğuna göre su da polardır. Benzer benzeri çözer. Suyun içinde çözülmesi beklenir. Doğru. Her üç öncülüm de doğru. 1, 2 ve 3. Cevabım E seçeneği. Diğer soruya bakalım. Yukarıda X ve Y olarak gösterilen moleküllerin açık formülleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X molekülümü hidrojen florür olarak vermiş. Hidrojen ve flor atomları arasında gerçekleşiyor. Y molekülüm karbondioksit molekülü. Açık formülleri verilmiş. X molekülü hidrojen florür, Y molekülü karbondioksit. Buna göre birinci öncülüme bakıyorum. X ve Y molekülleri polar kovalent bağ içerir. Bakıyorum X molekülüme arasındaki bağ polar kovalent bağ, hidrojen ve flor arasındaki bağ. Y molekülüme bakıyorum. Bağımız yine oksijen ve karbon arasında polar kovalent bağ. Molekülde polar kovalent bağ var. Moleküldeki elektron yoğunluğu karbondioksitte yani Y molekülümde dengeli dağıldığı için molekülüm apolar ama molekülüm içinde polar kovalent bağ var. X ve Y molekülleri polar kovalent bağ içerir. Doğru. İkinci öncülüme bakıyorum. Y molekülleri arasında London kuvvetleri vardır. Y molekülü karbondioksitten oluşuyor. Karbondioksit molekülleri arasında karbondioksit molekül olarak apolar bir moleküldür. Moleküldeki elektron yoğunluğu dengeli olduğu için, dengeli dağıldığı için molekülümüz apolardır. Onun için apolar molekül arasında da yalnızca London kuvvetleri vardır. İkinci öncülüm de doğru. Üçüncü öncülüme bakıyorum. X molekülleri arasında dipol dipol etkileşimleri vardır. X molekülüm hidrojen florür. H ve F arasında evet pozitif ve molekülümde kalıcı pozitif ve kalıcı negatif yükler oluşuyor. Dipol dipol etkileşimi vardır. Doğru. Her üç öncülümde doğru. Cevabım E seçeneği. 1, 2 ve 3. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde bileşik molekülleri arası dipol dipol etkileşimleri vardır? Dipol dipol etkileşiminin oluşabilmesi için moleküllerin polar olması şarttır. Dipol dipol etkileşim gerçekleşmesi için moleküllerim polar molekül olacak. Bakıyorum birinci öncülüme karbon tetraklorür apolar moleküldür. Su polar bir moleküldür. Kalıcı pozitif ve kalıcı negatif yüklerim var. Karbondioksit apolar bir moleküldür. Elektron yoğunluğu dengeli dağıldığı için molekülüm apolardır. Metil alkol polar bir moleküldür. Dipol dipol etkileşimli olması için molekülün polar olması şart dedim. İkinci ve
dördüncü öncülüm doğru, molekülüm polar. İkinci ve dördüncü öncülümdeki moleküllerim polar. Doğru cevabım C seçeneği. Başka bir soruya geçelim. Aşağıda verilen kimyasal türler arasındaki etkili etkileşim türünü karşılarına yazınız. H2O ve HCl verilmiş. Su ve hidrojen klorür. Su, polar. HCl molekülü arasında da polar moleküldür. Dipol, dipol etkileşimi vardır. Polar moleküllerin kalıcı dipoller arasında oluşan etkileşimlere dipol dipol etkileşimi denir. Su polar bir moleküldür. HCl polar bir moleküldür. Dipol dipol etkileşimi söz konusudur. B seçeneğine bakalım. Sodyum klorür ve su. Sodyum klorür iyoniktir. İyonik katının iyonları ile polar molekülün dipolleri arasında iyon dipol etkileşimi söz konusudur. Sodyum klorür iyoniktir. İyonik katının iyonları ile polar molekül, su da polardır. Polar molekülün dipolleri arasında iyon dipol etkileşimi söz konusudur. C seçeneğine bakalım. NH3 ve CH4 vermiş. Amonyak ve metan. Amonyak polar bir moleküldür. Metan apolar bir moleküldür. Moleküldeki elektron yoğunluğu dengeli dağıldığı için CH4 molekülümüz apolardır. NH3 ve CH4 arasında polar moleküllerle indiklenmiş dipol. Dipol, indiklenmiş dipol etkileşimi söz konusudur. D seçeneğine bakalım. Karbon tetraklorür ve karbondioksit arasında. Karbon tetraklorür apolar. Molekülümdeki elektron yoğunluğu dengeli dağıldığı için molekülüm apolardır. Karbondioksit aynı şekilde elektron yoğunluğu dengeli dağıldığı için molekülüm apolardır. Karbon tetraklorür ve karbondioksit arasında London kuvvetleri vardır. Apolar molekül arasında sadece London kuvvetleri vardır. Evet, kimyasal türler arasındaki etkili etkileşim türlerini yazdık. Diğer soruya bakalım. Moleküller arası etkileşimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hidrojen bağı ve van der Waals kuvvetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Moleküller arası etkileşimler. Doğru. Van der Waals kuvvetleri hidrojen bağından daha güçlüdür. Van der Waals kuvvetleri en zayıfıdır. Zayıf etkileşimlerinin en zayıfıdır van der Waals kuvvetleri. Hidrojen bağından daha güçlü değildir. Yanlış. C seçeneğine bakalım. Polar moleküller arasında dipol dipol etkileşimi oluşur. Evet, dipol dipol etkileşimi olması için polar molekül olması lazım. London kuvvetleri dipol dipol etkileşimlerinden daha zayıftır. Moleküller arası etkileşimlerden en zayıfı London kuvvetleridir. Doğru. Hidrojen bağı oluşturan moleküller arasında aynı zamanda dipol dipol etkileşimleri de oluşur. Evet, hidrojen bağı oluşturan moleküller arasında aynı zamanda dipol dipol etkileşimleri oluşur. Doğru. Yanlış olan seçeneğim B seçeneği. Zayıf etkileşimlerden van der Waals kuvvetlerini inceledik. Zayıf etkileşimler konumuz burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.